أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bütün geçmişlerimizin ruhu için ve kafi iman ettiği için bilhassa daha dün aramızdan ayrılan merhum kardeşimizin ruhu için Allah rızası için billahi teala Fatiha. Bunu kaldırıyorum. Götüreyim sen. Bir var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات الله gecenizi mübarek eylesin geçmişinize rahmet eylesin Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin Arkamızdan da böyle bizi hayırlı dualar yapacak nesiller nasip eylesin. Dua eden kardeşlerimizi nasip eylesin. Amin. Farklı yerlerden, farklı toplamalardan hem haşir hem vesvese ile alakalı bazı yerler okuyacağım. İnsanı değerli kılan, insana değer veren şu anda bulunduğu yer, kazandığı şeyler değil, gideceği yere göre değer alıyor. Bulunduğu değil, gidecek olduğu yere göre değeri var. Burada peygamberle normal bir Müslüman da bir. İnsanı değerli kılan bulunduğu değil, inandığı şeye göre anlam kazanıyor. Mesela adam dünyanın padişahı olmuş ama iman etmemişse hiçbir değer ifade etmiyor. Kur'an'ın ifadesini şöyle bir ifade edeyim. Şu anda istatistiklerin söylediği, dün söylemiştim, 120 milyon insan milyar toprağın altındaymış. 120 milyar insan yaşamış ve ölmüş. Diyor ki, 350 sene yaşamış, 500 sene yaşamış ama la ilahe illallah diyememiş. Musa Resulullah, İsa Resulullah, Muhammed Resulullah, o zamanın peygamberini ikrar edememiş. Diyor ki Kur'an ve hadis. Onlar diyor 300 sene yaşadığı halde Ya Rabbi beni bir an yani bir dakika dünya yüzüne çıkar ondan sonra tekrar öldür. 300 sene yaşadı da yapamadığı bir şeyi bir dakikada ne yapacak ki?
300 sene yapamadığı bir şeyi bir dakikada ne yapacak? Dakika çabuk geçiyor diye şunu diyecekmiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Böyle çabuk. Ama diyememiş. Ve şu anda onu isteyip de şansı olmayan, fırsat verilemeyen milyarlarca insan var. Bizde var işte bu şans. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sadıkul vadelemi. Demek ki ne kadar meşhur insanlarmış ama hiçbir değer ifade etmiyor. Söylüyorum cümleyi. İnsan bulunduğu şeye göre değerli değil, gidecek olduğu yere göre değer alıyor. Yani sonunda toprak olunacaksa buranın nasıl geçtiği, nasıl olduğu da pek kıymeti yok. İster padişah ol, istersen gede ol, istersen asker ol. Buranın en sonunda gidecek olduğu şu rahmetli gibi toprak mı? Nasıl geçerse geçsin. Çocuk mu, yaşlı mı, kadın mı, erkek mi? Önemli değil. İman ettiğin yere gitmekten korkma. Ahirete iman ediyoruz. O ki kötü bir yerdi, niye iman ediyoruz? Madem iyi bir yerdi ki iman ediyoruz, niye korkuyorsun? Demek ki insan ölümden korkmuyor. Günahlarından korkuyor. Fıtratında beka arzusuna, insanda beka arzusu var. Yaratılışında beka arzusu var. İman ederek onun farkında olduğunu gösteriyorsun. Yani insanın yaratılışına baktığın zaman fıtratında beka istiyor. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Derk eder istemiyor. Ölmek istemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Ne istiyorsanız bakın hiçbirisi dünyada yok. Niye istiyoruz o zaman? Burası için değil bu. Anne karnındaki çocuk organları, anne karnındaki çocuğa takılan organlar anne karnındaki çocuk için değil. O anne karnının için değil. Karındaki hayat için değil. Anne karnındaki çocuğun organları dünya için. İnsanın da bu fıtratındaki bu istekler ahiret için. Nasıl ki diyor, bir örnek veriyorum. Köpek avını görmese, kokuyla avına gidiyor diye. Hayır, hayır, hani avcılık yapanlar biliyor. Köpeği görmüyor, sen de görmüyorsun. Ama köpek avına neyle gidiyor? Kokuyla gidiyor. Kadastrocu var. Mihengi bir noktayı koyuyor. Ondan sonra nerede, ormanın hangi dikenin altında taş olduğunu görüyor. Uyduyla. Kazasoda bir tane taşı koyuyor. Hatta bu köyü ölçen şirketin öyle mühendis birisi vardı, tanıştım. Diyor ki hoca diyor, şu dağın tepesinde diyor, polon taşı varmış. Poligon. Poligon taşı varmış, ana taş. Onu diyor, köyü merkezini oluşturuyormuş tapuyu, kasasoyu. 10 santimetre oynatsam diyor, o aşağıki mahalledeki bir kısım tarlalar denizin ortasında olur. Yani kayarsa. Şimdi demek ki kazasocular hudutları ne ile tespit ediyor? Tek bir taşla, poligon taşıyla. Bu ikinci örnek. Birinci örnek, hocam Allah razı olsun. Yok hocam. Birincisi, görmediğime inanmam demiyor köpek. Avına kokusuyla gidiyor. Kadastrocu hesapla, uyduyla gidiyor. Meteoroloji istasyonu neme göre buluyor. İnsanın da ahiret inancının fıtratı gösteriyor. Nasıl ki köpek avını görmüyor, kokuyla gidiyorsa, insan da ahireti fıtratındaki isteklerle görüyor. Ebed istemesiyle, sonsuzluk arzusuyla orayı gösteriyor. Köpek diyor mu ki, ben avımı görmedim, dolayısıyla yoktur. Avının alameti nedir o? Koku. Peki ahiretin bizdeki alameti ne? İstek. İstek. Mesela kulak var, sese benziyor mu? Kulak sese benzemiyor.
Kulağın olması sesin en güzel delilidir. Göz çiçeklere benzemiyor. Göz renklerin en güzel delili. Mide yiyeceklerin en güzel delili. Öyle değil mi? İnsandaki ebed arzusu, sonsuzluk isteği de ahiretin en güzel delili. Madem ses yok, niye kulak var? Madem koku yok, niye burun var? Madem tat yok, niye dil var? Madem ahiret yok, bende niye istek var? Aynı. Değirmenden gelen unu, un olur, unlanır. Değirmende olan adamın alameti un kokar. Tamirhaneden gelen yağ kokar. Ömer, tamircilikten. Ektarcıdan gelen de koku gelir, ektarcıdan. Kahveden geleni de üzerine sigara siner, kendisi içmese bile. İnsanın da ruhu ahiret kokuyor. Bir daha, değirmenden gelen unu, tamirhaneden gelen yağı, kahveden gelen sigara kokusunu taşıdığı gibi insanın ruhu da ahireti taşıyor buraya. Küçük bir midenin 2,5 litre büyüklüğünde bir mide, ortalama 2,5. Allah bunu memnun etmek için dünya ile bu kadar nimetlerle cevap veriyor. Bedenle ruh ilişkisine bir örnek vereyim. Şimdi bu caminin içindeyiz. Caminin içindeyiz diye biz camiye benziyor muyuz? Benzemiyoruz. Caminin içindeyiz diye cami bizden daha kıymetli değil. Hatta insan Kabe'den daha değerli. Kabe'ye anlam veren, Kabe'yi Kabe yapan insanların imanıdır. Kainatta Allah'ın dışında Cebrail, Mikail, İsrafil, arş, kürs, cennet, cehennem dahi olsa insandan daha değerli hiçbir şey yok. Hepsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruna yaratılmış. İnsan olma sebebiyle insan tarafı her şeyin arkasında. İnsan şuna benziyor. Kocaman bir çınar ağacını düşünün, onun çekirdeği. Kocaman çınar ağacını çekirdeğe sıkıştıran Allah, kainatı da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna böyle sıkıştırmış. Kocaman 50-100 tane filmi flash belleğe sıkıştırdığı gibi. Şimdi insanın yapısını söylüyorum. Caminin içinde ama insan camiden daha değerli. İnsan camiden hizmet alıyor. İnsan evde ama insan evden daha değerli. Ruh da bu bedende, ruh bedenden daha kıymetli. Niye binaya değer veriyoruz? İçinde oturan insan için. Niye bedene bu kadar değer veriyoruz? Taşıdığı ruh için. Ruh bedenden daha harika, iman da ruhtan daha harika. Çünkü iman Allah'ın nurudur. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külli olan Allah'ın mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. İmanlı olduğuna şöyle bir misal vereyim Muzaffer kardeşim. Sen büyük bir otobüs şoförüsün, hayal et. Ama körüklü çok. Bak şimdi, ön tarafta oturuyorsun. Şu eski otobüslerde öyleydi. Önde biniliyordu. Geliyordun, kumar oradan biletini atıp dönüyordun. Şimdi sen şoförsün. Baktı ilk insan biniyor. Adem Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam. 120 bin ta 124 bin peygamber binse otobüsüne. Bir şey anlatacağım şimdi bak. Otobüs şoförüsün. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin otobüsüne binse. Sen şoförlük yapacaksın bunlara. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı, etbağı, ashabı. 124 milyon evliya. Asıl imamları hepsi otobüse binse. Hiçbir insan kalmasa hepsi senin otobüsünde. Sen bunları götüreceksin. Tamam mı? Bunlara sen şoförlük yapacaksın. Neyse derdin. Hepsi sana teslim olmuş. Buran etti. Şoförsün. Hayatını sana sebep noktasında. Senin otobüsünde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da orada. Sana nasıl olur?
İşte buna da benzemiyor. İmanın içerisinde Allah var. İman etmek böyle bir şey. Yani otobüsteki o misali, şoför niye misali verdim? Senin otobüsüne bunlar binince seni ne kadar kıymetli yapıyor? Sana nasıl değer vermişler? Sana nasıl güveniyorlar ki oraya biniyorlar, değil mi? İnsanın şerefini, değerini artırıyor, değil mi? Senin otobüsüne geliyor, teslim oluyor. Senin otobüsüne biniyor. Tercih edilmiş. Allah da, Allah'a iman etme ile Allah da seni tercih etmiş oluyor. O şoför, otobüsün içerisinde 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, hat ve sıva gelmeyen asfiya, hepsi bindiği gibi imanın içerisinde de Allah var. İman etmek böyle bir şey. Ya. Çekirdeği yapan geleceği, gelecek bağrı kastetmiş. Şimdi çekirdek niye yapılıyor? Çekirdek, gelecek bir bağrın en güzel delili çekirdek. Gelecek var mı? Çekirdeğin olması ona delil. İnsanın ruhu da geleceğin güzel delilidir. Geleceğin en güzel delili çekirdektir. Mesela ağacın çekirdeğini toprağa gömeriz, dikeriz böyle. Ağaç çıkıyor çekirdekten. Şu caminin plan ve projesini toprağa gömsek acaba cami çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Şimdi bak çekirdek ya, ağacın imal ettiği, yazmış olduğu, çizmiş olduğu ağaçtaki bir çekirdek, meyve. Gelecek nesli ortaya çıkarıyor. Geçmişi geleceğe taşıyor çekirdek. Bir daha, çekirdek geçmişi geleceğe taşıyor. İnsanın ruhu da böyle işte. Çekirdekte nasıl ki geçmiş bir ağaç çıkıyor, insanın ruhu da geçmiş yaşantısını geleceğe taşıyor. Efendim? Sonsuz. Küllü nefsin zaikatül mevt. Ne demek? Her nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun zaikatül mevt demiyor Kur'an'da. Ruhlar ölümü tatmıyor. Öyle bir şey yok. Mesela bugün bir yakınım sordu işte bu rahmetliden dolayı. He dedi ya, ne yapacağız falan, korkuyor. Bak iyi dinle dedim. Bu korkuyu Allah hayatını zehirlemek için vermemiş. İntihar etme, zehir içme, hayatını korun ve imansız olma diye vermiş. Müslüman ölmüyor, Müslüman teris oluyor. Neye benziyor? Mesela çok şiddetli bir uykun var. Uyumaktan, yatmaktan korkar mısın? Yatıyorsun, hemen uyuyorsun. Peki uykudayken rüyaya geçme anını hatırlayabiliyor musun? Müslüman da ölüm anını hatırlayamayacak inşallah. Niye? Çünkü iman etmiş, Müslüman teris oluyor. Kim ölüyor? Dünyada ölmeyenler ölecek. Kim ölmemiş? Bedeni hayatı yaşıyor. Sefahati yapıyor, kumar oynuyor, namaz yok, din yok, Allah yok aleminde. Tabii ki bu ölecek. Allah Resulü'nün hadisleri, Kur'an'daki o ölüm şeklini biz kürsüden, ben hitap eden insanım yani, bak kürsüden onları söylüyoruz ama ayırt etmiyoruz. Kafirlere söylenilen ayet ve hadisleri de bu cemaate söyleyince ödümüz patlıyor. Doğru ama o hani sökülecek boğazına şöyle, o kafirlere ait. Müslüman teris oluyor. Yani şu bina bedene benzer, içinde oturan insan ruha benzer. Hiç insan binaya benzer mi? Bak sen şimdi binanın içindesin. Binaya benziyor musun? Ruh da bedene benzemiyor. Peki ruh nasıl bir şey? Şimdi burada bir elektrik prizi var. Şurada var. Buzdolabını soksak fişi soğutur. Klimayı soksak soğutur. Elektrik ocağını taksak ısıtır. Görmediğime inanmam diyene tuttur gebertir. Wolfram telini bağla, şu ışık verir. İnşaatta celaskalda güç olur. Fırında ekmek olur. Elektrik ne işe yarıyor? Nasıl bir şey? Her şeyi ifade ediyor. Her şeyi çalıştırdığından dolayı elektrik bir şeye benzemiyor. Elektriğin tipi yok. Kabloyu tartın oradan. Kilosu değişmez. Elektriği gören yok. Daha tanımlayan yok. Tanımlanamıyor. Tipi yok. Hacmi yok. Soğuktan, sıcaktan, gece, gündüz, kış, yaz. Her zaman aynı şey yapmıyor mu elektrik? Elektrik nereye benziyor?
ruh da aynı buna benziyor. Yani klimayı, elektrik ocağı, ampulü, celaskalı, fırındaki şeyleri, bilgisayarı çalıştırıyor ya bunları. Kim çalıştırıyor? Elektrik. Her şeyi çalıştırdığı gibi ruh da bütün organları böyle çalıştırıyor. Ayakta yürüyor ruh, elle tutuyor ruh, gözle görüyor ruh, kulakla işitiyor ruh. Peki rahmetli şimdi ne oldu? Kirlenen çamaşır sepetini atıyorsunuz ya, daha da kirlenirse, eskirse toprağa atıyoruz. İşte Müslüman vefat anında kirlenen elbisesini çamaşır sepetine atar gibi atacak. Sıyrılacak yani. Ruh uykuda rüyaya geçme modu gibi olacak inşallah Müslümana. Ya olur mu öyle bir şey? Tamam, sana olmayacak öyle. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Çünkü hadis-i kutsi de diyor ki, kulum bana nasıl iman ederse, nasıl zannederse ben ona öyleyim. Ene inne zenni abdibi. Kulum bana nasıldır? Mesela bir misal söyleyeyim size, başıma geleni. Etul halayı herkes tanıyor. Allah selamet versin. Geçen gelişimde oturduk, sohbet ediyorum. Etul hala dedim, bak şimdi. İmana bak, imana. Vallahi. Geçen Hollanda'da da anlattım bunu. Etul hala dedim, bu ölüm nasıl olacak dedim. Sen ne düşünüyorsun dedim. Çünkü hadis-i şerif var. Aleyküm bi dini acaiz. Yaşlı, Müslüman, dindar kadınların dinine ittiba edin. Yaşlı, dindar, ihtiyar kadınların diyor. Erkeklerin demiyor bak. Aleyküm bi dini acaiz. Hadis. Onlar fıtratın dine bağlı diyor. Dedim ki, Etul hala dedim, bu dedim ölüm nasıl olacak ki? Nasıl hoca bana niye soruyorsun dedi. Ben şimdi dedi, peygamberimiz gelecek dedi. Benim canım o dedi. Orada duracak, Azrail'de gelecek, alacak. Beni götürecek peygamber. Bu benim ümmetimdir. Hadi nüker mekiller gelin hesabını şey yapın. Ondan sonra orada hesabı verdikten sonra ben geçeceğim dedi. Etul hala dedim, kitapta öyle yazmıyor dedim. Nasıl yazıyor dedi. Dedim Azrail Aleyhisselam geliyor. Sonra dedim kabire giriyor. Nüker Mekir'de. Ondan sonra bak başıma gelen rüyada. Nüker Mekir'de gelecek. Birisi itikadı, birisi amelini soracak. Tamam. Ondan sonra arşa gidecek. Birinci sema tabakasına. Birinci sema tabakası kapı açıldıysa ikiye üçe gidecek. Bir açılmadıysa aşağıya doğru dibe doğru gidecek. Hoca dedi, o bizi değil dedi, sen nasıl okudun dedi. Nasıl olacak Etul Hala? Biz dedi ilk önce dedi, ben dedi hayatımda her şeyimden üstün tuttum peygamber. Benim en zor durumda beni başkasına teslim eder mi dedi. Bir örnek verdi, dedi ki, seni dedi, hacı de kocası için. Beni sana emanet etse, hadi bunu falan şehre götür dese. Sen canının pahasına beni teslim eder misin başkasına? Etmem dedim Etul Hala. Ben dedi peygambere emanetim Allah tarafından dedi. Beni o alacak. Beni hiç kimseye teslim etmeyecek dedi. Sen dedi o ötekilere yapılan şey gibi yapma, anlatma dedi. Bu Müslümanı böyle olacak. Beni peygamber iş gibi beni ilk önce alacak. Kimseye tabi. Sonra tamam Etul Hala. Ya Rabbel Alemin. Enne aine zinni abdibi. Kulum bana nasılsa, nasıl inanıyorsa ben ona öyleyim. Ona öyle mi olacak? Aynen öyle olacak. İnandığı gibi olacak. Ben bir tane Almanya'da rastlamıştım. 13 yaşında bir tane kız çocuğu orada imamlık yaparken kanserdi. Anne babasını çıkarttım. Hastanede. Dedi ki ben ufakken de Kur'an öğretmiştim ona. Daha önce gittiğim zaman imamken. Ona Kur'an öğretmiştim. 13 yaşında kanser oluyor. Sonra hoca amca Azrail Aleyhisselam nasıl gelecek dedi. Bana bir anlatsana dedi. Hiç unutmuyorum. Hastanede. Dedim yavrum senin dünyanda en kıymetli, en güzel kim dedim böyle. Dedim prenses gibi, böyle bir kraliçe gibi, çiçeklerin içinden böyle çıkacak bir insan, bir böyle hanımefendi veya Fatıma anamız veya Hatice validemiz gelecek. Sana öyle gelecek dedim. Bu kadar güzel bir şekilde. En güzel hangi hayal ediyorsan
senin Azrail'i ne olacak? Dedim çocuğa. Bak şimdi başıma gelene bak. Sonra neyse ayrıldım oradan. İkimizdik ama. Bir de şunu söyledi. Hoca amca benim kanser olduğumu, yakında öleceğimi ben biliyorum ama anne babam üzülür diye bildiğimi bildirmiyorum dedi. Onlara dedi çaktırmıyorum, bilmiyormuş gibi yapıyorum dedi. Sen bildin, sakın onlara dışarıda söyleme dedi. Ben iyiyim, sanki bilmiyormuş gibi davranıyorum diyor. Tamam. Allah Allah. Sonra neyse ben tabii vazifeme gittim 300 kilometre. Arkamdan vefat ediyor. Vefat ediyor 3-4 gün sonra. Ben tekrar bir cumayı kıldırdıktan sonra evi taziyeye gidiyorum. Bak Halit abi. Gidiyorum. Tabii bir hafta sonra gidiyorum. Annesi dedi ki, annesi, hoca efendi dedi, sen dedi hastanede kızıma tek ne anlattın o gün dedi. Dedim ki, o dedim sırdır. Allah, ben o Merve dedim. Başka kimseye denmez. Çünkü kimseye deme dedi bana dedi. Anladım. Hoca efendi dedi, bana diyeceksin dedi. Diyemem dedim. Niye diyeceğim dedim. Geçen akşam rüya gördüm. Kızım bana dedi ki, hoca amcama söyle. Onu anlattığı gibi de değildi. Daha güzel geldi bana. Ben dedim ya Azrail şöyle gelecek. O zaman anlattım ki Azrail'i sen nasıl düşünüyorsan, senin itikadın, ameli nasılsa toplamı öyle olacak. Nasıl ki pekmezle tayını karıştırıyorsun, tek şey oluyor. Bir tencereyi getir, içine itikadını koy. Tencereyi, o itikadını koyduğun yere amelini de koy. Karıştır, karıştır, karıştır. O senin Azrail'indir. Yani böyle herkese itikadı ve ameline göre şekil alıyor. Yani Azrail'i oluşturan senin itikadın, imanın ve amelin oluşturuyor. Herkes de farklı oluyor. Süleha'dan birisi, büyük evliyalardan bir tanesi, ömrü talebeyi yetiştirmekten geçmiş. Azrail Aleyhisselam'ı görüyorlar onlar. İnşallah siz de göreceksiniz. Gelmeden önce, 3 gün önce herkes hisseder. Müslüman imanı olan hisseder böyle. Tedbirini alsın diye. O karşısına çıkmış. Tam geleceği saatte. Demiş ki ona, hayır dedi, beni yatakta canımı alamazsın dedi. Evliyeye bak, Allah'ın nazarında nasıl nazlı. Ömrüm talebeyi yetiştirmekle geçti diyor. Benim canımı evliyaların canını alan değil. Benim canımı diyor, talebeyi ulum, ilim talebesinin ruhunu kabzeden Azrail cinsinden bana gelsin diyor. Ve Allah'ın duasını kabul ediyor. O cinsten geliyor. O zaman bizim Azrail'imiz ne oluyor? İtikat ve amelimizin bütünlüğüdür. Yoksa bir tanesi herkese aynı şekilde muamele ediyor. Bu devlet memurudur. Çünkü her gelene aynı prosedürü yapması lazım. Böyle değil. Kuyumcunun dükkanına yapılan tedbirler içindeki cevher içindir. Alan koymuşlar, betona gömmüşler kasayı, kuyumcu. Ama inşaatın önünde demirler var. Onu kimse kale almıyor. O da madde, o da madde. Kuyumcunun altınlarını bu kadar tedbir almasının sebebi değerindendir. Allah da o dükkan gibi şu beden dükkanının içerisindeki ruhun kıymeti için bedene bu kadar değer veriyor. Yani bedene bu kadar ihtimam, Allah ciddi alması, bunu beslemesi insanın taşımış olduğu ruha göredir. Taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada göre Allah bu bedene muamele yapıyor. Sebebi ruhu taşıyor diye. Bu geçiş, yani bedenimiz buraya geçiş yapıyor. Nasıl ki rüyada, bak şimdi. Yatıyorsun, horluyorsun. Senin kendi horlamanı duyuyor musun? Duymuyorsun. Eğer kendi horlamanı duysan uyanırdın. Ama senin horlamandan öteki oda rahatsız. Öteki odadaki rahatsız. Ama o anda sen rüya görüyorsun. Kendi horlamanı duymazken rüyada gördüğün kişinin konuşmasını duyuyorsun. O zaman senin horlamanı eğer bu kulak duysaydı uyanırdın. Peki rüyada o arkadaşın, gördüğün kişinin konuşmasını bu kulakla mı duyuyorsun?
Rüyada dolaşıyorsun. Bu ayakla mı? Rüyada yiyorsun, içiyorsun, bilmem şeyler yapıyorsun. Bu vücutla mı yapıyorsun? Efendim hayal. Ne hayali ya? Köpek seni kovalasa rüyada. Terden soğulsan, uyandığın zaman terden soğulmuyor musun? Peki bu mu köpekten kaçtı? Yok. Peki niye bu terliyor? Niye buna fatura çıkıyor? Bak rüyada seni köpek kovalasa terden soğuluyoruz değil mi? Veya kayalıklardan sonra tam atacaklardı seni, uyanıyorsun. Allah hayretsin diyor. Orada yattığın halde beden niye terden soğuluyor? Sen koşmadın ki. Ha, orada yapan ruhtur. Kendi horlamanı duymazken rüyanın içerisindeki insanın konuşmasını duyuyorsun. Demek ki duyan kulak değil. Ruh bu kulakla duyar. Ruh gözle görür. Ruh elle tutar. Ruh ayakla yürüdüğü gibi insanın aslı kendisi ruhudur. İşte kuyumcuya bu kadar tedbir alıyorlar çalınmasın diye, içindeki değer için, cevher için, inşaatın önündeki demirlerin değeri olmadığından korumaya almıyorlar. Dünü yapan dün, bugün dün neydi? Perşembe, bugün cuma. Dünü yapana bugünü de yapmış. Şimdi sorsak, ya Rabbi perşembeyi yaptın, yarattın. Bu cumayı da yaşattın bize, cuma akşamı. Yarın acaba yapabilir misin diye sorulur mu? Dünyayı yapan ahireti de yapar. Dünü yapan yarın yapabileceği gibi dünyayı yapan da ahireti de yapar. Çünkü niye? Bu dün akşam bir nebze bahsetmiştim. Yahudi getiriyor kemikleri. Ya Muhammed bunu dirileceğini mi iddia ediyorsun diye sorduğu zaman Yasin'le geçiyor. Cenab-ı Hak diyor ki ispat etmeye geçmiyor. Mantığını çalıştırıyor o Yahudi'ye. Diyor ki de diyor peygamberimize o Yahudi'ye. Onu kim ilk defa inşa ve ihya etmişse, yani inşa inşaattan, yani bina yapmış sonra hayat vermişse. Mesela anne karnında insan fasulyeden, domatesten, kabaktan, ekmekten bu malzemelerle böyle bir sistem çıkıyor. Diyor ki Kur'an, de o insana, ahiret anlamayan insana, ilk olarak daha yok iken onu biz yarattık. İkinci yaratmaktan yorulduk mu diyor. Cevher olarak aynı. Şöyle düşün, elektrik herkesin evinde aynı. Bazılarının 110, bazılarının 220. Kullandığın şeye bağlı. Mesela sabahtan akşama televizyon çalıyor. Ötekisi Kur'an çalıyor. Ötekisi bilmem bir şey. Yani elektriği nereye kullanırsan ona göre değer alıyor. Eğer ruh cevher itibariyle elektrik hepsi aynı. Aynı. Mesela 3,5 yaşına kadar çocuklarda kız, erkek, canlı cansız bir şey anlamaz çocuk. Ben kızım, ben erkeğim bilmez. Hatta çocuklar oyuncağını niye kırar? 3,5'a kadar çağırıyor böyle, gelmiyor. Aslında çocuklarda canlılık anlayışı 3,5'a kadar yok. Çağırdım aldı niye gelmiyor diye kırıyor, ceza kesiyor. Sonra o ruh elektrik gibi hangi cesette bulunuyorsa kabın şekline göre şekil alıyor. O zaman organlara göre ruhta kabiliyetler gelişiyor. Kadın vücuduysa, erkek vücuduysa o ruh ona göre duyguları çıkıyor. Ruh ne peki? Her şey var. Aynen. Bu yaşantıda nasıl yaşamışsan, mesela bak doğdun, öldün. Bütün bu hayatın çekirdek olacak. Daha biz burada ağaç değiliz. İnsan bu dünyada çekirdek özelliğini taşıyor. Doğdu, öldü. Dikkat edersen doğduğu zaman ezan okuyorlar sağ kulağına, sol kulağına kamet. Kim namaz kılacak da kamet ve ezan getiriliyor? Biliyorsunuz ezan ve kamet namaz içindir. Çocuk dünyaya geldiği zaman ne ona isim koyan ne de bebek namaz kılmayacak. Niye kamet getiriliyor? Vefat edince de cenazenin kendisi namaz kılmıyor. Peki namaz ne? Doğdu, öldü, hayatın tümü namaz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz diyor öyle dirilirsiniz. Yani elektrik hiçbir şeye benzemiyor. Cevher. Kaba göre, yani su da öyle ya, rengi yok, tipi yok. Kaba göre şekil alıyor. Elektriği nereye göre kullanırsan
ona göre değer alıyor. Kadın olması, erkek olması, çocuk büyük olması değil. Allah'a muhatap mı değil mi? Kendini mi yaşadı? Allah'ın arzularını, isteklerini mi yaşadı? Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yırtılıyordu böyle. Acaba tebliğ edemiyor muyum diye. Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَا لَلْرَسُولْ اِلَّا الْبَلَىٰ Peygamberlere ancak tebliğ var. Tebliğ et diyor, daha karışma. Bırak onları diyor. Bırak onları. Ben diyor, zoraki iman ettirseydim, kimsenin diyor, inkar etme fırsatı vermezdim. Bırak diyor, herkes kendisini yaşasın. Ben onlardan hesap soracağım diyor. Dünü yapan, bugünü de yapmış, yarını yapacağından şüphe yoktur. Ölü maddeleri yiyoruz. Bugün akşam yedik, öğlen yedik. Ölü pilav, pirinç, ekmek, su içtik ölü. Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz. Sonradan ölüler dirilir mi diye soruyoruz. İnkar etmenin kârı yoktur. Onu da Hazreti Ali'ye söylemiş. Bir Yahudi geliyor, diyor ki Yahudi. Ya Ali diyor, Allah'a iman ettin diyor. Ya ahiret yoksa diyor. Hazreti Ali diyor ki, abi Yahudi diyor, eğer diyor ben Allah'a iman etmeyle kanseri, veremi, hastalık, musibet, dertleri Allah'a iman etmeyle teselli buluyorum. Ölümü ancak ahirete imanla insan teselli oluyor. Yoksa kafayı yer ya. Bu güzel hayattan çık, kefenle sarıl, toprağın altına gir. Yani insanın mantığı alır mı? Eğer ahiret yoksa haşa, ölüm kadar mantıksız hiçbir şey yoktur. Çünkü her şeyi anlamsız yapıyor. Öldüğün zaman aşın, işin, eşin, atın, yatın, katın her şey yok oluyor. Ölüm kadar mantıksız hiçbir şey yoktur. Eğer ahiret yoksa. Niye? Her şeyi anlamsız yapıyor. Ama ahiret varsa ölüm kadar harika bir mucize yoktur. Çünkü oraya geçiş ancak böyle bir intikal ile mümkün. Şimdi Hazreti Ali'ye diyor ki Yahudi'ye, Yahudi diyor. Ya imam, ahiret yoksa diyor niye yapıyorsun? Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, ben diyor Allah'a ve ahirete iman etmeyle dünyada yaşamak, bana ahirete iman etmenin bir kötülüğü yok. Bela ve musibet gelince teselli buluyorum. Gittim ahirete diyor, vefat ettim. Baktım ki ahiret yok. Olmadığından dolayı sen niye bana inandın diye bana ceza veren de olmaz diyor. Abi Yahudi %50 bu. %50 de şimdi seninkisini hesap edelim. Ahirete yok dedin. Yok dedin. Dünyadaki bela ve musibetler, ihtiyarlık, ölümü neyle teselli bulacaksın? Bir. Ahiret yok dedin, girdin ahirete. Dediğin doğru çıkarsa, yok dedin, yokluk çıktı. Karın var mı? Yok. Çünkü yok dedin, yokluk çıktı. Karın yok. Peki yok dedin, varlık çıkarsa durumun ne olur? %50 ya varsa. Peki bir inanç ki İslam, yanlış çıkması halinde zararın yok, doğru çıkması halinde sonsuz saadet var. İnkar ise doğru çıkarsa kârı yok, yanlış çıkarsa sonsuz helaket var. Hangi akıl sahibi %50 sonsuz helaketi nazara alıp da yaşar ya? Hiç mi tedbir almaz? Bir tane ateist vardı, İngiliz. Şöyle Müslüman olmuş yazısında okudum. Ya ahiret varsa, ya Allah varsa diyor. Kafamı kemirdiğinden dolayı sonra bu işte mantığını eline geçmiş. Kendisi diyor ki ahiret yoksa inandığımdan dolayı zararım yoktur. Ama diyor eğer inandığım doğru çıkarsa ondan daha büyük saadet yoktur. Ben bu tehlikeyi niye nazara alayım? Bir de ahiretin ve Allah'ın varlığına delil bir tanesi de insanların siması. Bakın namaz kılanların, kılmayanların simasına bakın. Simahum fi vucuhihim min eseri sucudu. Simalarına bakın diyor, iman etmediği. Hele namaz kılıp kılmadığının dışında itikadı olmayan alibeler, mesela büyük şehirde yaşıyorsanız İstanbul, Ankara gibi, ehli sünnetin dışındakilerin bakın suratlarına. Korkunç bir şey var. Kur'an mutadid ayetlerde insanların seslerine, simalarına nazarı çekiyor. Diyor ki, elsinetikum ve elbanikum.
seslerine ve simalarına bakın diyor. Sima'un fî vücuhu min eseri sucud. İnsanın şu sima var ya, sima, suratı. Batını ruhtan haber veriyor. İçin dışa vuruşudur. Simasına bakın, eğer biraz ehliysen harita gibi içeriği seyredersin. Eğer biraz da pek ilmin yoksa konuşmasına bak. İnsan çarşıya gittiği zaman poşetine koyarsa akşam onu boşaltır. İnsan normal günde ne içine doldurursa, seyreder, okursa muhabbette hep onu konuşur. İki kişi bir araya geliyor, maç konuşuyor. Hep bunu doldurmuş. Para konuşuyor. Onu bunu konuşuyor. Allah ahiret yok. Koca bir sermaye. Bu sermayenin ne demek olduğunu astım hastalarına sorun. Yoğun bakımda yatanlara sorun. Yoğun bakımda iki kişi yatsa, mikrofon olsa, iki yoğun bakımda olanlar maçı konuşur mu? Şurada yoğun bakımda var, bir tane de burada var. Ya bana bak, Türkiye şey yaptı ya falan. Dolar yükseldi ya, çay falan, o böyle oldu diye. İki yoğun bakımda yatan hasta ne konuşurdu? Yoğun bakımda hayal edin kendinizi. Sizce neyi düşünürdün? Keşke bunu yapsaydım. Keşke bunu yapmasaydım. Ne var o hayatımızda? Şey var, Pakistan'da şair var, alim, dev bir adam, İkbal diye. Onun eserinde okudum, şöyle diyor. Haçtan gelmiş adamlar, hacı gelmiş, ziyaret ediyor. Diyor ki İkbal onlara, ey hacı diyor. Hurma diyor, Arabistan'da gavurlar da yiyor diyor. İnkarcılar da yiyor. Oradaki diyor getireceğin şey Çin mal. Çin'de o zaman da varmış yani, şimdiki tabirle. Bana diyor, Allah Resulü'nün bir sünnetini getirdin mi diyor. Sen diyor, kötü çok ahlakından birkaç tanesini şeytan taşlamada bırakıp, Kabe'de veya Medine'den güzel Allah Resulü'nün birkaç tane ahlakını getirebildin mi diyor. Ne mutlu sana diyor o zaman. Yani hurma ile zemzemle değil ya. Bazı geldin gittin eşit. Olmaz ki ya. Geldin gittin eşit. Buhran, bunalım, depresyon gibi olumsuzlukları cemi olan kaps haleti cehennemden haber veriyor. Bu da çok antika. Mesela durup dururken bazen of, of, puf çekiyoruz. Canımız sıkılıyor. Bazen de öyle güzel bir hal oluyor ki bulutun arkasına geçiyoruz. Bunun Arapçadaki adı kaps ve bast. Yani Allah sıkıyor ve gevşetiyor. Niye? Sıkılmak gösteriyor ki cehennemden haber veriyor. Celal ülkesinden. Allah şöyle diyor o anda bize. Ey kulum, 70 bin perdeden geçmiş olan Celal ismimin azami tecellisinden gelen bu hal. Sendeki sıkıntı. Of, durup dururken kaldıramıyorsun. Bazılar da intihar ediyor. Of pof çekiyorsun. Bak diyor, bu ismimin sonsuz tecellisi cehennemde. Ona göre tedbirini al. En ufak bir sıkıntıya göre, cehenneme göre, sıkıntıya göre tahammül edemeyip de zaman zaman intihar düşünüyorsun da, bu ismin azami tecellisi olan Celal ülkesinde olsa ne yapacaksın? Yani insanların bazen sıkılması cehennemden, bazen de ferahlaması cennetten haber veriyor. Bu ikaz ilahiymiş. Bizi bırakmıyor. Bizi hatırlatıyor onlar. Ahiret nerede diye. Şimdi ben Sahil Camisi'nde bir iki sene önce hem bayramdı hem cumaya idi. Kürsüden bir örnek vermiştim, yapmıştım Sahil Camisi'nde. Hatırlarsınız böyle. Şimdi ahiret nerede diye bir örnek vereceğim. Burada da yapmamışım ama başka camiler yapmışım. Ben kendi kömüre pek yapmaz mı? Pek de sohbet de etmem yani. Yakınım olduğu için sohbet ediyorum. Kendi köyüme pek ışık dibine, çellamba dibine ışık vermez ya. Şimdi bu kağıdı görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bak. Bunun içerisinde üstüne resim yapsam. Araba, para, kadın, erkek. Ben desem ki hiç ömrüm, bu misal veriyorum, kesiyorum. Ömrünüzde kağıdın yandığını görmesiniz. Kağıdın yandığını görmesen. Bu odunun içerisinden duman olduğunu,
nur ışık olduğunu, sıcak olduğunu tahmin eder miydiniz? Yani kağıdın en büyük düşmanı ateş. Bunun içinde. Kağıdın en büyük düşmanı ateş değil mi? Bunun içinde. Şimdi bu kağıt iki tane zıt. Duman ve nur. Yandığı zaman göz gözü göstermiyor. Duman. Aynı zamanda ışık her yeri aydınlatıyor. İki tane zıt şeyle meydana geliyor kağıt. Kağıt. Peki bu kağıdın neresinde duman var? Her yerinde. Kağıdın neresinde nur var? Her yerinde. İşte ruh da bedenimizde aynen bunun gibi var. Ruh bedenin neresinde? Kağıdın neresinde nur varsa ruh da bedenin orasında. Ya ölüm ne demek Ali Rıza? Kirbiti yakıyorsun ya. Duman ayrışıyor, nur ayrışıyor. Hepsi kendi gideceği yere gidiyor. Yani kağıt beden, duman nefis, nur ruhtur. Ayrışıyor. Peki geri kalan kül ne? Onu da toprağa göm de kirlenmesin diye. Kağıt bedene benziyor. Peki hani bunun üzerinde araba resimleri vardı? Hani bunun üzerinde eşin, aşın, işin vardı? Hepsi yok olmuş. İşte hikaye. Dünya hayatı, ahireti varsa hayatında anlamı var. Eğer hayatının içerisine Allah Resulü'nü ve Kur'an'ı koymasan hayatın hiçbir anlamı yok. Yaşlılar benden daha iyi biliyor ki bu köyde nice insanlar vardı. Ama hepsinin adı sanı bitirmiş. Torununun çocukları bile ismini bilmiyor. Ben en fazla dedemin babasının ismini biliyorum. Daha ilerisini zaten ismini de bilmiyorum. Öyle bir zaman gelecek ki hepimiz de silineceğiz. Aynı kağıdın üzerindeki yazı gibi. Bu kağıdı yaktığın zaman ne resim kalıyor, ne şekil kalıyor. İnsan kağıda benzer. Ve Azrail Aleyhisselam geldiği zaman Ali Rıza kibriti yakınca dumanı nefis. Yani kağıdındaki duman nefse benzer. Kağıttaki nur ruha benzer. İkisi ayrışıyor. Ölüm yok kardeşim, yok. Ne var? Ölüm zahirde var. Hakikatta ölüm teristir. Aslı vatanına dönüştür. Uykuya giren insanın rüya vasıtasıyla bir yerlere gitmesi gibi. Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Ya Rabbel âlemin. Okunan Yasin-i Şerif'ten ve yapılan derslerden hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat fâli kainat Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin ruhuna ebiyledik vasileyle ya Rabbi. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmla Adem aleyhisselâm arasında ne kadar enbiyaya izamı gelmiş geçmişlerse hepsinin de ruhlarına ebiyledik vasileyle ya Rabbi. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın ashabı, etbağı ve ezvacı ve etbağı cem-i zürriyetinin ruhuna da ebiyledik vasileyle ya Rabbi. İslamiyeti elden ele, dilden dile bize kadar gelmesine vesile ve sebep olanların ruhlarını da belirttik vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbi, üzerimizde hakları olanların kişilerin de ruhlarını belirttik vasileyle ya Rabbi. Kim bize dua ediyorsa, biz kime söz vermişsek onların da ruhlarını belirttik vasileyle ya Rabbi. Hasreten bu akşam toplanmamıza vesile olan evladımızın, kızımızın da ruhuna da belirttik vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, köyümüzün etrafında ismini, cismini, vasfını bildiğimiz, bilmediğimiz her kimler yatmışsa hepsinin de ruhlarına da ebeledik vasileyle ya Rabbi. Amin. Üzerimizde hakkı olup da haklarını unuttuğumuz kişilerin de ruhlarına da ebeledik vasileyle ya Rabbi. Amin. Duamızı Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, Şafırkat'a yanan gönüller hürmetine, arş ve kürsün hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum elilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-salâvâtu.